başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir kez daha dinamit koymuşlardır. Öyle ki teklifin 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu diyerek sınırlanının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Muğlak ve ucu açık ifadelerle saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirleme yetkisi verilecektir. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler de dezenformasyon olarak yaftalanabilecektir. Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır? Hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder? Sorusunun yanıtı ise yasa teklifinde yoktur. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Buradan soruyorum. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon yapmış olacak mıdır? Sekiz buçuk milyon insanımız işsiz. İnsanlar iş arama ümidini kaybediyorlar. İşi olanlar da açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor demek yalan haber yaymak mı sayılacaktır? Kamu ihalelerinin sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adrese teslim edildiğini, verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suç mu işlemiş sayılacaktır? 128 milyar dolar nerede demek, kamu barışını bozmak mı demektir? Ormanlarımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak, halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? İktidarın niyeti bellidir. Saray rejiminin ülkemizde yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu, hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu ve kurumsal yıkımı dile getirmek, suç kapsamını alınarak yurttaşlarımız susturulmak istenmektedir. Bugün herkesin açıkça bildiği gibi ülkemizde yıllardır kendi siyasal çıkarları uğruna dezenformasyon yapan, halka yanıltıcı bilgileri yayan iktidarın bizzat kendisi ve kontrol altında tuttuğu saraydan yönetilen havuz medyasıdır. Sansür yasası temel halkın temel hak ve özgürlüklerine yönelik bu ağır saldırıyla da sınırlı değildir arkadaşlar. Kendi yandaşlarına bol bol ilan verirken muhtelif yayın organlarını yok sayan ve adeta basın infaz kurumuna çevrilen basın ilan kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine ceza vermeyi yetkisiyle donatılacaklardır. Basın ilan kurumu tıpkı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan RTÜK gibi yazılı ve dijital medyanın cellatı haline gelecektir. Yasa, sosyal medya platformlarına ilişkin düzenleme ile halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanılamaz hale getirmeye kadar gidebilecek geniş sınırlara sınırlama yetkileri içermektedir. Bu yasa sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organlarının büyük darbe almasına neden olacaktır. Bir kez daha söylüyoruz.
meclisten geçirilen bu yasa teklifi baştan aşağı sansür ve otosansür yasasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarına, korku iklimini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Sizin faşizan uygulamalarınız, baskılarınız bizi asla yıldıramaz, yıldıramayacak. Saraya buradan sesleniyoruz. Halkı, basını ve basın emekçilerini susturmayı başaramayacaksınız. Çok az kaldı. Mesleğini onuruyla yapan gazeteciler ve baskılara boyun eğmeyen halkımız susmayacak, susturamayacaksınız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında baskıcı ve otoriter planlarınızla, politikalarınızla yok ettiğiniz demokrasiyi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız. Başta düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri yaratan, yaşatan bir düzeni yeniden inşa edeceğiz. Sansür yasalarınızla gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yoksulluğa, yoksullara, vurgunlara, servet transferine son vereceğiz. AKP Genel Başkanı, bu yasanın çıkışıyla beraber bunlara frenleyeceğiz ve gereği neyse onu yapacağız diyor. Biz de diyoruz ki gerekeni sandıkla halkımızla birlikte biz yapacağız, az kaldı. Ne diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Fikirler zorla ve şiddetle, topla ve tüfekle asla öldürülemez. Bunu da siz de bunu öğreneceksiniz. Değerli basın mensupları, sözlerime, basın açıklamamıza buradan son verirken gidiyor gitmekte olan haramilerin saltanatı, geliyor gelmekte olan halkın iktidarı diyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ama okul yok orada. Kaç okul senedir? Var. Öğretmen yok. Ama okul yok işte. Öğretmen yok, okul yok. Siz öğrencilerinizi ne yapıyorsunuz? Başka yerlere. Başka yere gönderiyoruz. Orucu olduğum minibüslerine gönderiyoruz. Onlar da bugün bize dediler ki biz buraya 8 çocuk için giremeyiz. Mazot kendi cebimden veriyorum dedi. Nereye gönderiyorsun çocukları? İnaz. İnaz İlkokul. Niye mal oluyor size? Masrafı var tabii bunun, değil mi? Tabii. Kendi ya, arabanızla mı götürüyorsunuz? Hayır. Kendi arabamız kimimizin var, kimimizin yok. Durumlarımız pek yani... Öğretmen atanmasını, okulun açılmasını istiyoruz. Evet. Taşımalı eğitim istemiyoruz. Doğru aynı. Mu? Evet. Orada sizden başka veliler de vardır. Var. Dilekçe falan verdik. Tamam. Dilekçeden hiçbir cevap gelmedi. Muhtarımızla ilgilenmiyoruz sağ olsun. Evet. Bugün aradım Milli Eğitim'i. Biz özellikle ilgilenelim. Değerli basınımız da zaten kaydetti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.